El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilekten bahsetmek üzere buradayız. Bir tek dilek. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu dilek başka hiçbir dileğe benzemez. Bu dilek, bir tek dilek sizi Allah'ın cennetine hem de üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Bir dilek, bu dilek sizi Allah'ın evliyası yapar. Bu dilek sizi dünya saadetinin yarısını aşacak bir mutluluğa ulaştırır. Evet, yanlış işitmediniz. Sadece bir dilek. Ne dileyeceksiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, cenneti isteyen cennete girer. Gerçekten cenneti isteyen cennete girer. Ama cenneti isteyen kişi Allah'tan "Ya Rabbi ben cenneti istiyorum" diye talepte bulunduğu takdirde cennete girmez. Cenneti isteyen kişi "Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum, istiyorum." Bunu diyen kişi cennete girer. Öyleyse söz konusu olan cennete girmekse tamam. Bir dilek. Ben, "Ya Rabbi ben cennete girmek istiyorum" diyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. Öyleyse kim cennete girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme girer. Bitti. Öyleyse cennetin anahtarı bir dilektir. Cenneti dilemek değildir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi mutlaka cennete girer. Ama ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dediği takdirde. Cennete girmeyi diliyorum dediği takdirde değil. Herkes cennete girmeyi diler ve çok büyük bir kısmı cennete giremez. Ama çok az kişi Allah'a ulaşmayı diler, hepsi cennete girer. İşte şeytanın tuzağı da zaten burada. Sevgili kardeşlerim, insanlık korkunç bir tuzakta. Bütün dünyamızı kapkara bir duman bürümüş.
Bu duman ya da Kur'an'daki adıyla duhan, dünyayı saran fitnedir ve Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olduğu için iblis tarafından bütün insanlara unutturulmuştur. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Yani Allah'la ilişkinin elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek dilek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Şimdi pozitif taraflarına, yani sizi Allah'ın cennetine alacak hedef yönünden Allah'a ulaşmayı dilemeye bir göz atmak söz konusu. Ya da negatif cepheden bir göz atmak söz konusu. Dilemeyen insanın ne olacağı? Öyleyse iki ayrı cephe. Allah'a ulaşmayı dileyen insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olur? Sanıyoruz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumuyla bütün insanlığa bir davetiye çıkartıyor, cennet davetiyesi. Demiş oluyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin ve benim cennetime girin. Gerçekten böyle mi? Madalyonun öbür tarafı, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kesin mi? Kesin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer dedik. Negatiften başlıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları doyuma ulaştırır, tatmin eder. Dünyada kazandıkları para, şan, şöhret vesaire. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse Allah'ın birinci bahsettiği husus Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim bu insanlar? Tatmini dünyada arayan insanlar. Sadece dünya hayatındaki başarılarıyla tatmin olan insanlar, uyuma ulaşan insanlar. Kim bu insanlar? Daha önemlisi, çok daha önemlisi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Dünya ilminin sahipleri ama Allah'ın ilminden gafiller. Allah'ın ilmini bilmiyorlar. Allah'ın ilimleri konusunda cahiller.
İşte insanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemezler ama üniversitelerden mezun olmuşlardır. Master yapmışlardır, doktora yapmışlardır, doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır. Üstelik de din öğretirler. Ama Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Kim bu insanlar? Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri isim veriyor. Bunlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsi. Kim dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar istedikleri kadar diplomaların sahibi olsunlar, şu dünyada mevki sahibi olsunlar, din öğretiyoruz diye afur tafur etsinler. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ve gidecekleri yer ne yazık ki kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Konu açık ve kesin. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Dilemeyecekseniz bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, kazandığınız dereceler itibariyle gideceğiniz yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir, ateştir. Yeter mi? Yetmez. Bunlar alim midirler? Hayır, bunlar cahildirler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu gafil olan insanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlara Allah Teala kafirler diyor. Onlara Allah Teala dalalette olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanların kalplerinde küfür yazıyor, kalpleri mühürlü. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksız. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayan ve tabiatıyla Allah'a bu sebeple ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlara bakarsanız Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyeti o zaman bir intihar talebi oluyor. Çünkü iddia ederler ki insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda o insan ölür. Hiç kimse canlıyken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Tabii bu Allah-u Teala'nın emirlerine açık bir şekilde karşı gelmektir. Çünkü Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasını
50 küsur defa üzerimize farz kılmıştır. Biz bunların en esasları olan 12 tanesini, 12 tane farzı söyleriz her zaman. Öyleyse negatif açıdan meseleye baktığımızda açık ve kesin bir olan görüyoruz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman Allah'ın cennetine mutlaka girersiniz. Ya da dilemeyeceksiniz, kurtulamazsınız, gireceğiniz yer cehennem. Ve çok ayet vermeye gerek yok. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu konuya yeterli. Hadi şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Kurtulursunuz. Dilerseniz ne olur? Felaha erersiniz. Hidayete erersiniz. Allah'ın evliyası olursunuz. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka elde edersiniz. Peki bütün bunlar bir tek dilekle mi elde edilir? Evet, sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an'ın Allah Teala tarafından açıklanmış olan ve insanların zamanımızda İslam'ı yaşadığını zanneden insanların, özellikle onlara sesleniyorum, tamamen unuttukları bir vaka. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmemiş olsaydı biz de sizlere öğretemezdik. Allah'ın üniversitesinde Allah'ın bize öğrettikleri öğretilir. Kur'an'dan öğrettikleri ve onları zamanımızda insanların, özellikle din alimi geçinenlerin çok büyük bir kısmı bilmez. Hele bizim televizyonları parselleyenler, onlar hiç bilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi madalyonun pozitif tarafına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Allah'a ulaşırsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsetmek Kur'an'dan bahsetmek olmalıdır. Biz de Kur'an'dan bahsederiz. Vel Asr suresi 1, 2, 3. ayetler. Vel Asr'i, zamana yemin olsun, and olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki kesinlikle hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış Allah Teala, muhakkak diyor, kesinlikle diyor. Hem de le kullanmış. Bir defa daha kesinlikle demiş. Bir defa daha muhakkak demiş. Muhakkak ki insanlar kesinlikle hüsrandadırlar. İnsanların bir kısmı demiyor. Hepsi hüsrandadırlar. İstisnai veriyor. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç, amenu olanlar hüsranda değildir diyor Allah Teala. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan müjde aldığını söylüyor. Müjdeler aldığını söylüyor. Yani hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini aldığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala Allah'a kul olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala şeytana kul olmaktan iştinab ettiklerini, kaçındıklarını ve kurtulduklarını söylüyor. Öyle mi acaba? Beraber bakalım Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha. Ve onlar ki tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enübü ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Lehümül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşşir ibadi, kullarımı müjdele. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi onlarındır, hem dünya müjdesi onlarındır. Kullarımı müjdele diyor. Onlar benim kulum olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Ve ben kullarımı müjdelemelerini emrederim diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a yönelmişse, onlara hem cennet müjdesi vardır, hem dünya müjdesi vardır. Allah-u Teala'nın evliyaların tarifi de aynı standartlarda geliyor. Yunus 61-62. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar aminu olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Öyleyse kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları. Kimmişler bunlar? Takva sahibi. İşte bu Yunus 62-63-64'te Allah-u Teala'nın ifade ettiği bu hususlar demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor. Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da diyor Allah-u Teala, onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Korku yoktur. Mahzunda olmayacaklardır. Peki
bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda evliya olurlar mı? Hayır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler eğer 6 aylık bir ömürleri varsa mutlaka evliya olurlar. Evet, yanlış anlamadınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin felaha ermesi, kurtuluşa ermesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda evliya olur mu? Hayır. Ama dilediği anda cehennemden mutlaka kurtulur. Dilediği anda cennetin birinci katı için ehildir. İşte dilediği andaki durumu gördük. Neydi? Ne diyordu Allah-u Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Sebebi ne? Allah'a yönelmişler, o kadar. Cennet saadetini almışlar. Yöneldikleri an birinci kat cennetin sahipleri. Peki dünya saadetini de yarıya kadar mutlaka alacaklar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri onları mutlaka sona ulaştıracağı için ruhlarını Allah'a ulaştırmaya onları götüreceği için mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracakları için Allah-u Teala onlara dünya müjdesini de ahiret müjdesini de veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlar. Peki ne olur amin olurlarsa Allah'a mutlaka ulaşırlar. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, o amini olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin ruhu mutlak olarak Allah'a ulaşır. İşte, başlangıçta söylediğim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi nasıldı? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Bu ayet-i kerimenin zıttı bir ayet-i kerime var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var tabi. Ne diyor Allah Teala orada? Men kânu yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Fe men kânu yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah-u Teala. Ankebut 5 ve 6.
hedefe nefs tezkiyesiyle gidileceği açıklandığı gibi mutlaka hedefe ulaşılacağı kesin. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dileyeceksiniz. Ulaştıran siz olmayacaksınız. Allah olacak. Ciddi mi? İşte ayet-i kerime. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşav. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kim bunlardan, kim hangileri Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kim Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Kimdir Allah'a ulaşan kişi? Allah'ın evliyasıdır. Öyleyse ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişide rahim etmesiyle tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı müstürayı alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinneti alır. Kalbinin mührünü açar. Kalbindeki ekinneti alır. Ve kalbindeki küfür kelimesini alır. Sonra ne yapar Allah? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine, o onu idrakten alıkoyan ihbat, alıkoyan ekinneti ve küfür kelimesini o kişinin kalbinin mührünü açarak kalbinden aldıktan sonra o kalbin içine ihbat koyar. O kişi muhbit olur. Kalbine, kalbindeki ekinnet alınmış, kalbindeki küfür kelimesi alınmış, kalbinin mührü alınmış, küfürden kurtulmuş bir insan olur. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalplerinde küfür kelimesi olması hasebiyle Allah-u Teala tarafından kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlüdür. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Görme hastalarının ise üzerinde dışavet adlı bir perde vardır. Aynı zamanda bu insanlar talahettedirler. Vasıf veriyor Allah-u Teala. Onların gözleri vardır, görmezler, kördürler. Onların kulakları vardır, duymazlar, sağırdırlar. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok talahettedirler.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes henüz şeytana kulluk eden durumda. Öyleyse kim dilerse dilediği anda Allah Teala müdahale ediyor. Hemen gözlerdeki icab-ı mesuliyeti kaldırıyor. Görme hastasının üzerindeki gücaveti kaldırıyor. İşitme hastasının üzerindeki mührü kaldırıyor. Ve kulaklardaki vakrayı engeli alıyor. Kalpteki mührü alıyor. Arkasından kalpteki ekinneti ve kalpteki küfür kelimesini nefsin kalbinden alıyor ve ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Burası kişinin kalbinin mührünün açıldığı yer. Sebep ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde Allah Teala işlemlerini tamamlıyor. Kişi sağırken işitmeye başlıyor, körken görmeye başlıyor, kalbi idraksızken idrak etmeye başlıyor. Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ne olur takva sahibi olursa bütün takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Tağuta maskara olmaktan, insan ve cin şeytanların elinde oyuncak olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes gizli şirkten kurtulmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Benim ümmetim açık şirke girmez diyor. Böyle bir şey mümkün olmaz. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Nedir bu gizli şirk? Hadi gelin beraber bakalım ne olduğunu. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların görme hastalarının üzerinde, basarları üzerinde gışavet vardır. Onların işitme hastaları, sem'i hastaları üzerinde mühür vardır. Onların fıkıh hastaları üzerinde mühür vardır. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler diyor Allah Teala. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Kim bu insanlar? Vasıf son derece açık olarak geliyor. Onlar hevalarını, nefslerindeki afetleri kendilerine ilah edinenlerdir. Bir tane ilah var, Allah. Ne zaman kim nefsinin bir afetinin emrini yapar da Allah'ın o konudaki emrini gerçekleştirmezse, Allah emretmiş, gerekeni yapmıyor kişi. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hacca gitmiyor, kelime-i şehadet getirmiyor.
hepsi netice itibariyle çok önemli değil. Bir insan düşünün, bunların hiçbirini yapmamış. Ama bu insan Allah'a ulaşmayı da dilemiyor. Dileseydi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olsaydı dalalette olmayacaktı. Ve mutlaka kurtuluşa ulaşacaktı. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Tarif veriyor Allah Teala. Allah Teala dalalette olanların tarifini veriyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. İsra 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Affedersiniz, Araf 178. 179'u demin söylemiştik. Kör sağır ve dilsizleri tarif ediyordu Allah Teala. Onların dalalette olduğunu söylüyordu. Bir evvelki ayette dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Araf 178. Ve kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü cevap veriyor. Kıyamet günü kurulan mizanlara göre kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse hüsranda olanlar, dalalette olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimdi bu insanlar? Konumuzun temelini teşkil eden Yunus Suresi 7 ve 8. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme giriyor? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İsimleri hüsranda olanlar. Dalalette olanlar, hüsranda olanlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla olanlar, bu sebeple gidecekleri yer cehennem olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse onlar dalalette olanlar, hüsranda olup dalalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve gizli şirkteler. Nasıl bir şirk bu? Bu şirk Allah'a ortak koşmak. Hangi Allah'ın emrinde, Allah'ın emrini değil de nefslerinin kendilerine o konuda emrettiği şeyi yaparsa insanlar, o olayda Allah'ı emir ve kumanda merciğinden, Rab merciğinden indirmiş olurlar. Nefslerinin bir afetini Allah'ın yerine koymuş olurlar. Onu, o olayda nefslerinin bir afetini, hevalarından bir tanesini kendilerine o olayda ilah edinirler. Başka bir olayda başka bir afetini, başka bir olayda başka bir afetini, ama devamlı Allah'ı ilah mevkiinden indirip nefslerinin bir afetini ilah mevkiine çıkaran insanlar bunlar. Bu sebeple Allah'a şirk koşmuş durumdalar. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka kurtuluşa ulaştığı kesin. Kaç ayrı cepheden konuyu inceledik, mutlak Allah'ın cennetine girecek. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşunun mümkün olmadığını gördük. Yetmez, onların şirkte olduklarını da gördük. Gizli şirkten kurtulmanın yolu, sadece bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Dalaletten kurtulmanın yolu, hüsrandan kurtulmanın yolu, şeytana kul olmaktan kurtulmanın yolu, Allah'a teslim olmanın yolu, takva sahibi olmanın yolu. Amine olmanın yolu. Hepsinin, hepsinin, hepsinin bir başlangıç noktası var. Ama tek bir başlangıç noktası var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insanın gördük ki kurtuluşu mümkün değil. Kaç ayrı cepheden inceledik meseleyi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a, Allah onu ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse basamaklar itibariyle bakalım. İkinci basamakta kişi Allah-u Teala tarafından seçilir. Eğer Allah'a bile bile asi olmamışsa, yani başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmamışsa, böyle bir hedefi yoksa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi sadece cehenneme gider. Üzerinde vebal yoktur. Ama kim kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememekle birlikte başka insanların da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, onlar hem kafirdirler, hem zalimdirler, diyor Allah-u Teala. Hem kafirdirler, hem zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden kişi, o kişinin sırat-ı müstakime ermesine mani olan kişidir. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan, sebilden men eden kişidir. Böyle insanlar için hem kafir, hem de zalim diyor Allah Teala. Nisa 167 ve 168. İnnellezine keferu ve sadran sebilillahi kaddalu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Buyuruyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki, o Allah'ın yolundan men eden insanlar için, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hidayete dönmeleri mümkün olmayanlar. Kimler dönebilir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dönebilir. Ama kim sadece kendi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dilemekle kalmıyor, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorsa, onların kurtuluşları mümkün değil. Onlar uzak bir dalalet içinde. Hem kafirler, hem zalimler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا diyor Allah Teala. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Öyleyse muhtevayı bir bütün olarak düşünelim. Sadece iki alternatifiniz var. Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Allah-u Teala sizi 12 tane ihsanla irşat makamına ulaştırır. O gün, ulaştığınız gün 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan ve ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, İradeniz de kurtuluş istikametinde yola girerler, yolda olurlar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ne zaman tabi olup da Allah'ın yoluna girdiğiniz, mümin olduğunuz, nefs tezkiyesine başladığınız zaman bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi söz konusu olur o gün. 12 ihsan, irşat makamına ulaşıp tabiiyet ve bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi.
Ruhunuzun da tövbeleri, nefsinizin yaptığı günahlar sebebiyle tövbeleriniz kabul edilmiş olarak, günahlarınız sevaba çevrilmiş olarak Allah'a dönüşü. Furkan 70 ve 71. Ve ruhunuzun 21. basamakta Allah'a ulaşması. Allah Teala şurasını kesinleştiriyor konunun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13. İşte ulaştığı yer 21. basamaktır. Sonra da o ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Kim bu insan? Bu insan sadece bir tek talebin sahibi olan insan. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda tağut devre dışıdır. Tağut artık ona insan ve cin şeytanlar bir şey yapamaz. O kişi mutlaka hidayete erecektir. Ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölürse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girer. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaştırılması Allah'ın %100 garanti ettiği bir müessesedir. Ve 3-4 aylık bir zaman süresine ihtiyaç gösterir. Bu sürenin uzadığını düşünün. 6 ay olur bu süre. Allah Teala bu kadar zaman parçası içerisinde o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. İşte önemli olan burada Allah'a ulaşmayı dilemektir. Felaha erenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Bu kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah Teala ard arda ihsanlarda bulunur. Bunlardan bir tanesi de o kişiyi huşuya ulaştırmaktır. Göğsünden kalbine yol açtıktan sonra huşuya ulaştırdığı bu kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidini sevdirir. O kişi sevgiyle mürşidine koşar. Tabiyeti üzerine ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiresine başlar. Fizik vücudu nefsinin tezkiye olduğu oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Şeytana kul olmaktan kurtulup o ölçüde Allah'a kul olmaya başlar. Ama daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tağutun sultasından kurtulmuştur. Tağutun onu cehenneme kendisiyle beraber götürmesi olayından kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak, 12. basamağa ulaşamadan, mürşidine ulaşamadan ölmüş, mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ne yazık ki başkalarından farklı değildir. O şerefe ulaşamamıştır kişi. 12. basamaktan sonra bu kişi, affedersiniz, 14. basamaktan sonra ölmüşse, ruhu Allah'a doğru yola çıkmış durumdayken ölmüşse, o ruh bu kişi ölünce Allah'a mutlaka ulaşır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşamadığı için ulaşsaydı üçüncü kat cennetin sahibi olurdu, olacaktı. İşte kimin ruhu o insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmışsa ruhu Allah'a ulaşan bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Kim bize yönelirse diyor, ulaşmayı dilerse,
biz onun ruhunu mutlaka kendimize ulaştırırız. Onu mutlaka hidayete erdiririz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutlaka dalaletten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını bırakın Allah yapsın. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah yapacak. Sizi hidayete erdirecek. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyayı sarmış bulunan fitne, bütün dünyayı sarmış bulunan bir duman, kara bir duman, fitne dumanı, bütün dünyadaki insanları kontrolü altına almış durumda. Bütün bu dünyadaki 7 milyara yakın insanın sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi kurtulacaktır. İşte tüm dünyayı sarmış bulunan bu kara dumandan, fitneden kurtulabilenler sadece onlar olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ki Allah sizleri kendisine ulaştırsın. Ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sizi evliyası yapsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Daha ulaşamadan hemen ölseniz de gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Her halükarda Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bir daha çıkmamak üzere Allah'ın cennetine girer. Dünyadaki en kolay şey karşılığında, bir talep karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi cennet mutluluğuna çağırıyor, dünya mutluluğuna çağırıyor ve diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, sizi mutlaka cennetime alayım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu zaman çok hızlı geçen bir müessese, sizlerle beraber olduğum zaman da zaman adı verilen bu faktörün nasıl işlediğine inanamıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar saatler geçmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.